Buldum efendim. Şimdi ilk taşambamızın yetiştirdiği en önemli isimlerden biri hemşehrimiz. Aynı zamanda uzun yıllar Çarşamba Belediye Başkanlığımızda yapmış olan Cemil Şensoy'un oğlu Ferhan Şensoy. Sahne bir okuldur, ustam Münir Özkul'dur dedi. Kendisi gibi birçok sanatçı yetiştirdi. Yazarlık, oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Kendisinin ölüm haberi hepimizi derinden üzdü. Türk sanat camiası çok değerli bir ismini yitirdi. Söndürün ışıkları, perde kapandı ve usta ebedi uykusuna yattı. Tüm çarşambanın dualarıyla kendisini uğurluyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Halit Doğan, Çarşamba Belediye Başkanı. Söyle abi, gel. Söyle abicim. Buyurun efendim. Herkes konuştu. İnsan doğar, yaşar ve ölür. Onu ailesi, çoluk çocuğu, yakın dostları bir süre anar, sonra unutulur, giderler. Ama bir de unutulmayanlar vardır. Duruşuyla, ilkesiyle, dünya görüşüyle, yazdıklarıyla, çizdikleriyle, oynadıklarıyla ülkeye mal olmuş insanlar vardır. İşte Ferhan onlardan biridir. Unutulmayanlar listesine adını yazdırdı. 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz biz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı hep. Aynı gün doğmuşuz. 26 Şubat. Ama aramızda 9 yıl fark var. Haldun Hoca, Haldun Taner 67 yılında deve kuşunda prova yaparken bir çocuk getirdi. Bu çocuk çok yetenekli. Provayı seyredecek demişti. Evet. Gerçekten dünya çapındaydı. Seyretti. Yazdı. Oynadık. Bizim çocuğumuzdu o. Haldun Taner'in deve kuşunun çocuğuydu önce. Ondan sonra kendi tiyatrosunu kurdu ve biraz önce Zeliha'nın bahsettiği Anna'nın yedi ana günahında beraber oynamıştık Zeliha'yla. Evet, Ferhan başka bir insandı. Esprisiyle, davranışlarıyla, biraz önce söylediğim gibi yazdıkları, çizdikleriyle çok başka bir insandı. Şimdi o Rasim'ine kavuştu. Münir abisi, Erol abisi, Levent hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar. Unutulmayacaksın Ferhan! Peki, Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız, buyurun efendim. Bir kimsenin mesaretiyle, mesrur, elemiyle müteellim olduğu kimseler o kişinin yakınlarıdır der eskiler. Bugün burada Ferhan Şensoy'un ailesi, dostları, yakınları, sevenleri, hayranları var. Elbette ki bu yakınları kavramı burada bulunanlardan çok daha fazla ülke satına, dünya satına yayılmış vaziyette. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz.
Beyoğlu sanatın, kültürün, tiyatronun, sinemanın ilk başladığı ve devam ettiği şehrin, ilçenin adı. Kerem Şensoy, Beyoğlu'nda tiyatronun, sinemanın var olması için mücadele etti. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" şiarıyla sanatın devam etmesi, toplumun devamlılığını, canlılığını devam ettirmesi bakımından edebiyatta, tiyatroda, sinemada var gücüyle kendi görüşlerini ifade etti. Bu toprağın güzellikleridir. Farklılıklar vardır, zenginlikler vardır. Ama hakikat şudur ki hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Ve bugün onu ebediyete yolcu ediyoruz. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Uzun çok önemli bir ismidir Ferhan Şensoy ve aramızdan ayrılıyor. Bugün onu anmak, birlikte bu acıyı paylaşmak ve de açıkçası az önce dostlarının, akrabalarının ifade ettiği gibi onu bu dünyadan göçen dostlarıyla buluşturmak üzere uğurlamak için buradayız. Başta çok yakın zamanda yine uğurladığımız Rasim Öztekin gibi. Sevenlerine sabır diliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'nin ve bence Türkçenin de en yaratıcı yazarlarından birisiydi Ferhan Şensoy. Uluslararası bir sanatçıydı. Dünya çapında bir sanatçıydı. Sizlerin de ifade ettiği gibi. Aynı zamanda güldürü geleneğimizin simgesi olan kavu tam bütün maharetiyle aslında hepimizi düşündüren ve kendine has uslubuyla da güldüren çok değerli bir sanatçımızdı. Bu tarzıyla aslında bize, hepimize, ülkemize, toplumumuza ve hatta siyaset bu korumak çok önemli bir emektir. Çok önemli, tarihi bir mücadeledir. Orta Oyuncular Tiyatrosu ile bu sahnede belki de tiyatro tarihimizin en kıymetli eserlerini ortaya koymuştur Ferhan Şensoy. Gerçekten bu sahneden Ferhan Şensoy'u izlemiş, onu alkışlamış olmak, biliyorum ki benim gibi birçok insanın da, İstanbullunun da en özel, en nadide hatıralarından birisidir.